Kadir Duran, sizin öncelikleriniz nedir parti olarak? Bir de sizden alalım. Şimdi Mustafa Bey söylediği gibi aşağı yukarı bütün partiler aynı şeyleri. Evet. Yani sosyal konu sorunları yani Ortak bu sorunları. saklanmaz bir, bir olay. Hani talep çok, yapılan az, verilen az. Ama bizim buradaki ilave etmek istediğim Billboard'dan ilgili şimdi belediye bu konutları satışa çıkar diyor. Yani 5 yıl bir insan ikamet ettikten sonra veya 10 yıl bunlar eskidi diyor. Bunu var ya tadilat yapacağın yerine satışa çıkar diyorlar. Hı hı. Ve de bunu kim satın alıyor? Genelde Brüksel'deki oturan insanlar alıyor. Çünkü bunların e, bütçeleri daha önemli oluyor. Hı hı. Ve de bu istedikleri fiyatı... E, Billboard'daki oturan istediği fiyatı alamayınca hı hı. bunu Brükseller satın alabiliyor. O güçten, ee, o nedenden birinci fiyatlar yükseliyor normal hı hı. konuttan fiyatlar yükseliyor ve ikincisi sosyal konutlar kaybolmaya evet. başlıyor. Şimdi devlet diyor ki, ah yeni yapılan konutlarda yüzde beşi sosyal konut olması gerekir diyor. Ama o yüzde beş hiçbir zaman e, istekleri talepleri karşılayamıyor. Yani bizim buradaki çalışmamız bir kere olan şu andaki oluşan sosyal konutların var ya satılmaması. Çünkü bir taraftan satan yetersiz, ikinci taraftan siz satıyorsunuz. Satarak bu parayı nasıl kullanıyorsunuz? Yani burada da bir soru işareti var. Ve de ev kira fiyatlarını yükseltiyorsunuz onun üzerine. Bu çalışmamızdan birisi. Ya daha detaylı girmem ama biraz hızlı gitmek istiyorum Çünkü program baya fazla bizim önceliklerimiz var Tabii ki güvenlik önemli bir şehrin içinde anverste bu sorunlar yaşanıyor yani Evil da de, de var güvenlikte çalışmana gerekiyor polis yetersizliği var bu polis olmazsa nasıl hangi yöntemi kullanabiliriz bu güvenliği sağlayabilmek için yani bunun bir Büyük çalışmamız var ya bu, bu 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 yönden gidiyor şu an. Yani üçüncü çalışmamız benim kendi özel çalışmam bu. Ee, bir da biliyorsunuz Framan bölgelerinde e, belediyelerde Vilnius belediyesinde Framanca konuşmuyorsanız hiçbir prosedür yapmıyor. Ve de size diyorlar ki abi Framanca konuşan birisiyle gelin Belediye o zaman işleme de, alalım diyor. Bir vatandaş e, geldi. Evet, geldi. Fransanca bilmiyor. Flamanca, Flamanca bilmiyor. evet. Yani Fransızca olsun, İngilizce orası? olsun. Flaman, Flaman, Flaman bölgesi. Flaman bölgesi. Bilmediği anda, Bilmediği hiçbir, anda işlem, yapılmıyor. hiçbir işlem yapılmıyor. Muhatap olmuyorlar. Olmuyorlar diyorlar. Git ha, Flamanca burası Flaman, Flaman Belediyesi. Evet. Siz bir Flamanca konuşan bir Fransızca anlasa bile. Biliyorlar. Ona o geleceğim işte, Ona, ona, şey. ona geleceğim Fransızca bilseler bile Hı. yasak. Evet. Ben de bunun üzerine çalışma yapıyorum. Hı. Ve de benim çalışmamda e, bir merkez oluşmasını istiyorum. Hmm. En azından bir merkez, bir bilgilendirme merkezi hmm. kolaylaştırmak için. Hmm. Ve de idari kolaylaştırmak. Hmm. Ee, onun yanında daha önce söylediğim gibi Brüksel'den orada bir göç var. Hmm. E, Brüksel'den şu anda e, Wilward'de de yüzde kırkı Fransızca konuşuyor. Hmm. Yani ana dili olarak. Francofon. Hmm. Yüzde altmışı Flaman. Ama bu yüzde altmış olan Flaman'ın en az yüzde otuzu da Fransızca biliyoruz. Hmm. Yani bu ne demek oluyor? Şu anda %70'i Fransızca konuşuyor. Evet. Buna rağmen Fransa'yı kabul etmiyorlar. Evet. Yani bunun kimi prosedürleri olabilir. Hı. Sen Fransızca konuşabilirsin. O sana Fremanca cevap verebilir. Yani bunu okullarda uygulamaya başladılar. Ve de Freman okullarının var ya en büyük gücü benim için onlar hem Fransızca hem Fremanca öğretiyor. Hı hı. Yani ben oradaki benim çocuklarım flaman okulunda okudular. Onların Fransızcası neredeyse benim kadar. Yani gerçekten çok yüksek Hı -hı. level olarak. Fransız okulunda yok mu bu? Yok Yamanca. işte yok. Allah. Orada Fransızlar sınıfta kaldı. Hı -hı. Ben Fransız okulunda okudum. Maalesef bizim Flamancalarımız çok çok evet. eksikti ve de hala eksik. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> 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 şöyle yapalım. Bir nokta koyalım. <laughs> e, ilk, birinci turdaki e, süremiz doldu. Ha, tamam. İkinci turda aynen kaldığınız yerden devam ederiz.